aklımı yemiş olmalıyım. Böyle nadide bir insanın taklidini yapmakla aklımı yemiş olmalıyım. Ama taklitler aslını yaşatırmış derler Nuşen'cim. Gerçekten seni sevdiğim için, çok renkli bir karakter olduğun için, biraz da kendime benzettiğim için senin makyajını yapmaya karar verdim. Herkese merhaba arkadaşlar, kendimce Pınar kanalına hoş geldiniz. Şimdi genelde YouTuber'lara baktığınız zaman çok ünlü insanların makyajlarını yaparlar. İşte Kylie Jenner'ın yaparlar, Nuri Aletaş'ın yaparlar falan. Böyle belirli insanların gözüne çarpan kişilerin makyajlarını yaparlar. Benim gözüme çarpan bir isim var ki dünya tatlısı, doğallığıyla böyle beni gerçekten kendine hayran bırakan bir insan. Esra Erol'da taliplerini aramakta bulunan olan Nuşen'ciyim. Canım benim. Buradan öpüyorum seni. Rengarenk hallerinle, rengarenk makyajın, kıyafetinle, o uyumunla aslında biraz kendime benzettim. Bunun sebebi de bende de biraz renk takıntısı var. O yüzden tabii senin kadar abartı olmasa da ben de öyle hani fosforlu renkleri kullanmayı seviyorum. Bugün o yüzden biraz böyle Nuşen kılığına girdim. Saçlar başlar böyle. Ojelerim bile bakın aynı renkte küpelerim. Saçlarımı onun gibi toplamaya çalıştım. Pek beceremesem de. Bugün Nuşen makyajı yapacağız. Biraz da Nuşen'den bahsedeceğiz. Niye Nuşen'i seçtim bilmiyorum ama gerçekten çok hoşuma giden bir karakter. O yüzden Nuşen makyajını yapmaya karar verdim. Şimdi Nuşen'in makyajında aslında çok şanslıyım. Çok fazla malzeme harcamayacağım. Yani işte aman aman böyle fondötenler, işte rimeller falan hiçbir şekilde çok malzeme gitmemiş olacak. Nuşen'in belirli bir şöyle şuraları temizleyeyim. Nuşen'in belirli bir makyaj tarzı var ki bunu değiştirmeye çalışmıştı Esra Erol. Bir gün hani normal bir makyaj daha böyle soft siyah beyaz giyimle ekrana çıkarmıştı. Öyle de çok beğenmiştim ama kendine ait bir tarzı var ve o tarzında devam etmek istiyor ya. İşte ondayım yani. Tabii şunları bulmak için biraz uğraştım Nuşen'cim. Yani şu renk uyumunu sağlamak için biraz uğraştım. O yüzden umarım inşallah bu videomu beğenirsin. Hemen makyaja başlıyoruz. Nuşen'in makyajında çok soft bir fondöten kullanıyor. O yüzden ben de bunun için Maybelline'i kullandım. Biraz daha böyle BB kıvamında makyaj yapacağız. Nuşen inanılmaz, inanılmaz temiz kalpli bir hatun. Yalnız onu terseyip kızdırdığınız zaman eyvallah, Allah Allah. İşte orada Nuşen kopuyor. Tamam, kendin kaybettin, sen bilirsin, bay bay, bay bay, sen bilirsin, bay bay. Hadi bay bay, bay bay. Ay Nuşen. Şimdi Nuşen'le bir ortak yanımızı daha söyleyeyim size. Zevkleriniz aynı. Yani o benle genelde böyle hayalimdeki istediğim hani insan böyle kendime nasıl anlatayım. Ben de genelde böyle renkli gözlü, yeşil gözlü, mavi gözlü, sarışın ya da kumral tarzı insanları çok beğeniyorum. O yüzden Nuşen'in talip çıktığı kişilerle kişileri ben de beğeniyorum. Yani şöyle anlatayım. Nuşen'le boyfriend şeyimizde, zevkimizde aynı. Böyle bir şey var. Nuşen şeye hayır dedi yani. Ben onu beğenmiyorum dedi Serhat'a. Ben çok beğeniyorum yani. Adam gibi adam. Daha ne istiyorsun Nuşen? Bence kaçırmamalıydın Serhat'ı. Şimdi çok hafif bir fondöten sürdüm. Bunun üzerine gene kendi ten rengimde Flormer'ın şeffaf pudrasından biraz sabitleyeceğim. Hele ismini unuttum ya. Bir arkadaş onu reddetti ya. Orada koptu.
yaptım ben. Bye bye, bye bye. Kendin kaybettin, sen bilirsin. Bye bye, bye bye. Sen kaybettin. Kendini sevmesi, kendine olan özgüveni kesinlikle herkeste olması gereken bir durum. Kendini o kadar seviyor ki karşı tarafın reddi durumunda sen kaybettin benim gibi bir insanı diyor. Haklı. Lensler falan da taktım. Şimdi Nuşe'nin gözleri renkli ya. Yani saçlar Allah'tan sarıydı, ona biraz tutturabildik. Gerçi boyu tutmadı saçlarımın ama özür dilerim. Elimden gelen bu. Göz altlarımı biraz Maybelline'in anti-age ile şöyle kapatacağım. Çünkü Nuşe'nin gerçekten teni bebek gibi. Nuşen bir de şey var, cümleleri çok fazla tekrarlıyor. Çok tekrarlıyor. Sanki karşısındaki insan anlamıyormuş gibi üstüne baskılıya baskılıya tekrar tekrar söylüyor. Aslında belki de o an onun heyecanıyla alakalı bir durum. Kaşlarımı bir şöyle doldurayım. Nuşen'in kaşları çok çok koyu bir kaş değil. O yüzden biraz açık tonlarda seçtim kaş kalemimi. Sadece şöyle hafif bir dolduracağım kaşlarımı. Asıl olay Nuşen'in göz makyajında. Ne giydiyse o gün ona uygun bir göz makyajı yapıyor. Bir de gözlerini belli etmek adına altlarına ya mavi ya da yeşil muhakkak far ya da kalem. Tam ne olduğunu bilmiyorum ama inşallah Nuşen bir gün seni görürsem makyaj tekniklerini öğrenmek isterim. Onu çekiyor. Bugün ben pembe giydiğim için pembe bir far süreceğim. Nuşen bence oradan var ya, taş gibi bir çocukla evlenip çıkacak. Yeşil gözlü istiyor kadın. Yeşil gözlü sarışın orta boylu bir çocuk istiyor. Gelen talipler esmer. Ne yapsın? Sonra Şenol abi ona diyor ki sen burada evlenemezsin. Vay sen burada evlenemezsin. Elektrik diye bir şey var arkadaşlar. Hemen gözümün üstündeki farı biraz dağıtacağım. Üstü oldu. Başka hiçbir şey yapmıyorsun şu an. Kesinlikle eyeliner, kalem falan hiçbir şey yok. Gelelim gözümüzün altına. Dediğim gibi Nuşen'in gözleri renkli olduğu için göz altlarına ya mavi ya da yeşil kullanmayı tercih ediyor. Ben bugün yeşil kullanacağım. Umarım Nuşen'ciğim de beğenir. Şöyle hemen alalım. Tam böyle renkli oluyor. Evet. Bence başardım. Şöyle bir özelliği var. Göz makyajında Nuşen ya çok az bir rimel sürüyor ya da rimel sürmüyor. İkisinden birisi bilmiyorum. Kontürleme işlemi yok yüzünde. Sadece eminim biraz allık vardır. Ben de biraz allık süreceğim. Çok masrafsız oldum bana ya. Tatlım benim. Şöyle pembe tonlarda hafif. Durduk. Geldik Nuşen'in kesinlikle bomba atışına. Hatun'la dudaklarımız bile aynı. Allah'tan aynı yani. Dudaklarım ince, onun da ince. O yüzden tabii ki renk uyumuna da önem gösterdiğimiz için pembe renkli Flormer'in pembe renkli kalemiyle önce bir hat çizip sonra rujumu süreceğim. Muhakkak dudaklarında ya mor ya da pembe görüyorum ben ruj olarak. Ama bugün renk uyumu olsun diye pembe süreceğim. Aldım seni. Vallahi da bitti. Yani Nuşen'in makyaj masrafı bu. Hiç öyle rimeller, abartı, kontürler falan hiçbir şeye gerek kalmadan tamamen bu halde. Benim gördüğüm Nuşen makyajı bu şekilde. Umarım Nuşen de izlerse bu videoyu beğenir. Aslında bu makyajı şeye benzetiyorum. Böyle 90'lı yıllara yeni girişlerde bu tarz makyajlar çok vardı. Hatırlıyorum. Teyzelerim sürerdi. İşte üstü yeşil altı pembe ya da üstü pembe altı mor gibi renklerde.
Özellikle saçlar da, evet, saçlar da böyle olurdu. Nuşe'nin hala ruhunun o yıllardan esinlendiğini düşünüyorum ben. Ben de çok beğeniyorum. Bence kendisine de çok yakışıyor. Umarım eğer izlerse videoyu o da beğenir. Daha önce böyle bir video çekmiştim. Bu evlilik programlarının kapatılmasıyla alakalı. Evet, ben de izleyince iğreti olduğum şeyler var. Gerçekten şahsım adıma konuşuyorum. Ama Esra Erol'u ben biraz bundan ayrı tutuyorum. Tutma sebebim, aklım var, fikrim var. Salak değilim yani. Görüyorum neyin ne olduğunu. Haklının yanında olmak her zaman benim hayat felsefem oldu. O yüzden Esra Erol da bu yolda haklı olduğunu düşünüyorum. Hakkın da onun yanında olacağını düşünüyorum. Benim makyajım bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Elektrik alamadım. Sevemedim. Yeşil gözlü istiyorum. Ben açık tenli istiyorum. Ben uzun boylu olmasın. Kısa boylu da olmasın. Orta boylu olsun. Yanıma yakışır olsun. Ben çok seviyorum. Yeşil gözlü olsun yani. Muhakkak yeşil gözlü olsun istiyorum. Ha, evi arabası önemli değil. Ben çalışırken tabii ki o sıkıntı değil. Aşıksam tamamen düzeltir ama ben yeşil gözlü olsun istiyorum. Serhat Bey mi? Yok, Serhat Bey yok. O tamamen arkadaşım. Serhat Bey'le aramızda hiçbir şey yok. Yok, yok. Ben onu arkadaş olarak görüyorum. Kendi kaybeder. Esra Hanım kendi kaybeder. Kendi kaybeder yani. Tamam, bitti. Hadi. Bitti. Kendi kaybeder. Bitti.